Selamlar, ben Soner Şahinbaş. Teknoloji, e-ticaret, girişimcilik ve iş dünyasına ait en güncel haberlerle yeni bir videoda karşınızdayım. TikTok canlı alışveriş özelliği sunacak. TikTok geçtiğimiz günlerde platformu üzerinde canlı alışveriş özelliği sunmak için işbirliği yapacağı firma arayışında olduğunu duyurdu. Financial Times'ta paylaşılan bilgilere göre TikTok, Kaliforniya menşeli Talkshop Live firması ile platformu üzerinde canlı alışveriş özelliği sunmak için görüşüyor. Talkshop Live'ın sağlayacağı teknolojiyle beraber içerik üretici ve markalar platform üzerinde videolar aracılığıyla ürün satışı yapabilecekler. TikTok geçtiğimiz yıl Shopify ile anlaşmasında işletme hesaplarının profilleri üzerinde ürün kataloglarına entegre bir sekme bulundurarak e-ticaret için ilk adımlarını atmıştı. TechCrunch'a verdiği demeçte TikTok şunları söyledi. TikTok Shop için pazar genişletme söz konusu olduğunda dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda bulunan topluluğumuza, içerik üreticilerimize ve satıcılarımıza en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğimiz konusunda sürekli yeni ve farklı seçenekleri araştırıyoruz. Bu, ekosistemimizin önemli bir parçası olan işletmeler için sorunsuz bir e-ticaret deneyim sunan ortaklıkları keşfetmeyi içeriyor. Walmart, fulfillment hızlandırmak için otomasyona yatırım yapacak. Perakende devi Walmart geçtiğimiz günlerde envanter işleme teknolojisi sunan e-market otomasyon firması Alert Invasion'ı satın aldığını duyurdu. Alert Invasion'ın geliştirdiği AlphaBot sistemi ile konveyör ya da asansöre ihtiyaç duymadan çok yönlü hareket eden robotlar ile sipariş alma, depolama ve dağıtma gibi operasyonları yöneterek alan kullanımı artıyor. Supply Chain Dive'da yayınlanan habere göre Walmart'ın Alert'ı satın almasındaki planı operasyonları boyunca teknolojisini genişleterek yeni nesil fulfillment merkezleri kurmak olacak. Walmart 2016'dan beri market sektörüne ait mikro fulfillment operasyonlarının otomasyonunu özelleştirmek için Alert ile beraber çalışıyor. Walmart ABD'de inovasyon ve otomasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı David Gugina konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti. Alert'ın sunduğu teknoloji ve yetkinlikleri daha fazla müşteriye daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlarken eşsiz bir alışveriş deneyimi çok kanallı sipariş karşılamada da rekabet avantajı sağlayacak. Getir, rakibi Gorillas'ı satın alma görüşmeleri yapıyor. Getir, Almanya merkezli online market alışverişi sunan Gorillas'ı satın almayı planladığını duyurdu. Bloomberg'in paylaşımına göre satın almanın gelecek ayın sonunda tamamlanması ve Gorillas paydaşlarına 100 milyon dolar ödeme yapılması bekleniyor. 2020 yılında kurulan Gorillas, birinci yılında hızla unicorn konumuna ulaşmış ve 2021'deki yatırım turunu 290 milyon dolar ile kapatmıştı. Getir'in bu hamlesi İngiltere ve Almanya gibi önemli pazarlarda varlığını güçlendirmesine olanak tanıyacak. Farfetch 37 ülkede kripto para ile ödeme kabul edecek. İngiltere merkezi online lüks moda platformu Farfetch, hizmet verdiği 37 ülkede kripto para ile ödeme almaya başladığını duyurdu. Bitcoin, Ethereum ve USD Coin dahil 6 kripto para biriminin kabul edildiği platformda ödeme yapılabilmek için ekranda bulunan QR kodu taratmak yeterli olacak. Farfetch pazar yeri şefi Edward Sabah konuyla ilgili olarak "İnovasyon işimizin merkezinde yer alıyor ve yeni ödeme yöntemlerine artarak ilgi gösterilen müşterilerimize gelişmiş bir alışveriş deneyimi sağlayacak yeni teknolojileri uygulamaya çalışıyoruz" dedi. Snapchat, Cadılar Bayramı kostümleri için arttırılmış gerçeklik lenslerini tanıttı. Snapchat, geçtiğimiz günlerde Jax Pacific'in bir yan kuruluşu olan ve kostüm, kıyafetler sunan Disguise Inc. ile Cadılar Bayramı'nın özel bir işbirliğini tanıttı. Snapchat kullanıcıları Snapchat'in arttırılmış gerçeklik destekli alışveriş aracıyla Harry Potter, The Office, Chucky, Minecraft, Power Rangers gibi popüler film ve oyun firmalarının kostümlerini deneyebilecekler. Kostümlere ulaşmak için uygulama üzerinden Disguise'in Snapchat profiline gitmek veya Harry Potter gibi marka isimlerini Snapchat'in lens gezegeninde aratmak gerekecek. Snapchat'in açıklamasına göre geçtiğimiz yıl Ocak ayından beri 250 milyondan fazla kullanıcı 5 milyardan fazla kez arttırılmış gerçeklik yani AR destekli arttırılmış lenslerini denedi. Şirket son dönemde geliştirdiği AR özellikleriyle platform üzerinde markalara sanal alışveriş deneyimi sunuyor. Zalando Nike ile ortaklık için el sıkıştı. Almanya'nın moda, ayakkabı ve kosmetik e-ticaret devi Zalando Nike ile ortaklığını başlattığını duyurdu. Bu Nike'nin Avrupa platformları arasındaki ilk ortaklığı olurken Zalando kullanıcıları Nike üyelerine özel ürünlerin yanı sıra yeni dijital deneyimlere sahip olacak. 49 milyon üzerinde kullanıcıya ve 25 aktif pazara sahip Zalando'nun eş CEO'su David Schneider konuyla ilgili olarak "Platformumuzda Nike ürünlerinin alışveriş yapan müşterilerimize özel avantaj sunarak işbirliğimizi bir sonraki seviyeye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Nike EMEA Başkan Yardımcısı Carl Grebert ise "Zalando gibi ortaklıklarımız sayesinde müşterilerimizle her zamankinden daha kolay ve daha hızlı bağlantı kurabiliriz" ifadelerini kullandı. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu ve nice güzel içeriklerin takibi için kanala abone olabilir, zilleri açabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi de ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.